Evet, Supara Yayınları Basınç Test 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Çekirdek haplarda aynı cins sıvılar varmış. KLM noktalarındaki sıvı basınçlar arasındaki ilişki sorulmakta. K'daki ve L'deki sıvı seviyesi buraya kadar arkadaşlar. M'deki sıvı seviyesi ise M'nin bulunduğu noktadaki kabın sıvı seviyesi de bu noktaya kadar. Şimdi L'nin burada bulunması ya da burada ya da burada bulunması basınçta herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Yeter ki aynı seviyelerde bulunsunlar. Kabın açık olan yüzeyinin dik uzaklığıyla alakalıdır. Yani L'nin kabın açık olan yüzeyine dik uzaklığı şöyle yukarı doğru bir dik çizgi çizdiğimizde kaç birimdir? 4 birimdir. Yani K ile L aynı noktalarda arkadaşlar seviye olarak ve basınçları eşittir. M de onlardan daha düşüktür. Çünkü M'deki kabın seviyesi yerden itibaren 3 birim yukarıdadır. Dolayısıyla K ve L birbirine eşittir. M'den de büyüktür diyorum. A şıkkı deyip diğer soruma geçiyorum. Bu soruda arkadaşlar tabanlar eşit KLM kapları var. Bunların içerisine K kabına X, Y kabına, L kabına Y ve M kabına da Z sıvısı konuluyor arkadaşlar. DY büyüktür, DX o da büyüktür. Tabii ki DZ ilişkisi var. Şimdi tek tek yapmaya başlayalım. Bir kere DY diğerlerinden büyük olduğu için ve tabanı da diğerleriyle eşit ve daralan bir kap olduğu için en yüksek sıvı miktarı L kabında bulunacaktır. Dolayısıyla PL diğerlerinden arkadaşlar büyük olacaktır. Şimdi K kabı ile M kabına baktığımızda tabanları İkisinin de eşit olmasına rağmen K kabı genişlemiş ancak burada X'in Z'den büyük olduğu söyleniyor. Şu da olabilirdi arkadaşlar. M kabındaki basınç K kabından daha fazla olabilirdi. Yalnız PL büyüktür, M büyüktür, K şeklinde yok seçeneklerde. Ama K büyüktür, M seçeneği tabii ki var. Buradaki bu farklılığı yani yükseklik farklılığını buradaki sıvının öz kütlesinin Z'den büyük olması giderebilir. Dolayısıyla PL'den sonra hangisi gelebilir arkadaşlar? PK gelebilir. Sonra da PM gelebilir. Yani bunun tam tersi de olabilirdi. LMK şeklinde olabilirdi. Ama LKM seçeneklerde bulunmakta. Çünkü X'in Z'den daha büyük olduğunu söylemiştik. Yani yanıtımız D seçeneği deyip diğer soruma hemen geçiyorum. Bu soruda arkadaşlar kaba konulan bir sıvı için sorular var. Yargıları tek tek söylemiş arkadaşlar. Yalnız kabın tabana sıvı basınç uygular diyor. Basınç uygular yanlıştır. Kabın her noktasına basınç uygulayacaktır. Kabın bulunduğu noktada, kapta herhangi bir noktanın mühim olan sıvının yüzeyine olan dik uzaklıktır. Yani bu yanlıştır. Basıncının sebebi ağırlığının olmasıdır. Tabii ki bu doğrudur. Basınca özgül ağırlığıyla doğru orantılıdır. Basınç parametrelerini tek tek hatırlatalım. H, D ve G parametreleri basınç parametreleridir arkadaşlar. Yani üçüncü cevabın doğru cevabı E seçeneğidir diyorum. Diğer soruma geçiyorum. Bu soruda arkadaşlar sıvı bulunan bir kap var. F kuvveti uygulanıyor ve K noktasındaki basıncımız P'ymiş. Bunu şöyle yapalım. K noktasındaki P basıncı varmış. Şimdi F kuvveti arttırılıyormuş arkadaşlar. F kuvveti arttırılınca o halde K noktasındaki yeni basınç ne olmuş? 2P'ye çıkmış. Peki K noktasının yüzeyden derinliği H'dir arkadaşlar. Şunu şöyle yazalım H diye. 2P olabilmesi için dolayısıyla sıvı yüksekliğinin K noktasında sıvının üst yüzeyine 2H olması lazım. Peki o halde biz L ve M noktaları için tekrar bir hesap yapalım. Yani yükseklik H kadar yükseldiyse L'ye bakalım. L'deki sıvı basıncı daha önce 2P olduğunda L ve M noktalarındaki sıvı basıncı nedir diye şöyle yapacağız. L noktasının sıvı yüzeyinden olan mesafesi 3H olacak. Peki M noktasının sıvı yüzeyinden olan mesafesi de 4H olacak. O zaman 3H ve 4H'nin yeni değerleri ne olacak?
şöyle olacak arkadaşlar. Tabii ki dolayısıyla 3e çarpı d çarpı g, burası da 4e çarpı d çarpı g. Burası hdg ya biz p olduğunu biliyoruz. O zaman bu 3p iken burası da 4p olacak. Buna uygun tek seçeneğimiz de b seçeneği diyorum ve diğer soruma geçiyorum. Evet, bu soruda arkadaşlar öz kütleleri farklı. X ve y sıvıları var. Düzgün kaba konulmuş ve karışmıyorlar arkadaşlar. K noktasındaki sıvı basıncı hemen yazalım. Buraya hdg diyebiliriz. K noktasının altındaki L sıvısının öz kütlesi D'den büyük olacaktır. Şimdi L için bunu düşündüğümüzde bir kere L'nin mesafesi ne kadar olacak arkadaşlar? Yukarıdaki basınç artı buradaki basınç olacak. Onu da şöyle yapıyorum. HDG'ye tabii ki ne diyeceğim? P demiştim. Yukarıdan P gibi bir basınç tabii ki gelecek. HDG diyorum. Artı 2H çarpı D üstü diyorum. Çarpı G. Bu da ne olacak arkadaşlar? D üstü mutlaka D'den fazla bir değer olacak. Tam D olduğunu varsayar isek. HDG. Diyelim ki örnek veriyorum. Burayı D ile çarpıyorum. O halde burası ne çıkacak? P çıkacak. Burası da 2P çıkacak. Toplamları nedir arkadaşlar bunun? 3P'dir. Yani minimum 3P olduğunu düşünün. O halde bir kere 3P olamayacak arkadaşlar. Çünkü D değerinin, yani şuradaki D üstü değerin mutlaka, yani D üstünün D'den büyük olması lazım. Çünkü neden? Aşağıda bulunuyor. D'den daha yoğun bir sıvıdır. O halde 3P değeri olamayacaktır. 2P zaten olamaz. Çünkü 3P'den daha düşük bir basınç değerine sahip. O halde olabilecek değer 4P'dir. Hangileri olamaz diyor. Hangileri olamazsa 1 ve 2 numaralı değerler olamayacaktır arkadaşlar. Yani 2P ve 3P. Yanıtımız C şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Evet, altıncı soru arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması şeklinde bir kabımız var. Bu kabın içerisinde 2V hacminde bir su varmış arkadaşlar. Hemen şunu altına da şöyle yazalım. Buradaki suyumuzun hacmi 2V. Ve belirli bir noktadaki su basıncı da arkadaşlar P kadarmış. 2V hacmindeki suyumuzun yüksekliğine H diyelim. Şimdi onun içerisine bir V hacminde bir kütle bırakılmış arkadaşlar. Bu kütlenin hacmi V ise bırakıldıktan sonra yeni su seviyemizin yüksekliği ne olacaktır? Bir H bölü 2 kadar artacaktır. Neden? Çünkü 2V'lik su seviyesinin yüksekliği H iken içerisine bırakılan V hacmindeki cisimden sonra yükseklik H bölü 2 kadar artacak. Dolayısıyla yeni yüksekliğimiz H'den kaça çıkacak? 3H bölü 2'ye çıkacak. H de su basıncı P iken 3H bölü 2 de doğru orantılı olarak 3P bölü 2 olacak. Yani bu durumda yeni basınç değerimiz de arkadaşlar 3 bölü 2 P olacak. Yanıtımız A seçeneğidir deyip diğer soruma geçiyorum. Evet, 7. soru arkadaşlar. Bu da güzel bir soru tabii ki. Şuradaki sıvımızın hacmine 3H çarpı A diyelim arkadaşlar hacim olarak. Şimdi musluk açıldıktan sonra su basınçlarının oranı sorulmakta. Su akışı durduktan sonra. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. 3H çarpı A başlangıçtaki nedir? Hacimdir. Şimdi musluk açılınca bir kere buraya kadar ne dolacak? Sıvımız dolacak. Bundan sonraki yükseklik benim için önemlidir arkadaşlar. Onu bulmak istiyorum. Yani 3HA eşittir bir kere aşağıdaki A çarpı H'yi dolduracak. Artı artık bu seviyeden sonra benim taban alanım olarak hem buradaki taban alanını düşünmem gerekiyor hem de buradaki artık taban alanını düşünmem gerekiyor. Yani şuradaki kabımızın en alt seviyesini düşünmem gerekiyor. Bileşik kaplar tabii ki buna göre. Şimdi dolayısıyla 2A çarpı H üstü diyorum. Buradan karşı tarafa aktardığımda 2AH eşittir 2A çarpı H üstü arkadaşlar. 2A'lar gitti. H
H üssü eşittir bir H değerine ulaştı. Demek ki buradan sonra bir H yüksekliğinde daha su burada hem de olacak hem de burada da olacak. Evet, burası da sonuçta ilk başta 3V vardı. Burası V, burası da V, V, V diyelim. Burası da V olunca 3V artık tekrar 2 tane V sağda, 1 V de solda şeklinde olacak. Peki Px, Px'i yazalım arkadaşlar. Px'teki su seviye yüksekliği H kadar olacak. Onu da E çarpı D çarpı G yapalım. Şimdi Py'yi yapalım. Py'deki Y noktasının sıvının üst yüzeyine olan mesafesi de 2H çarpı D çarpı G olduğu için. Bunları taraf tarafa oranlıyorum. Ne çıktı cevabımız? Px bölü Py 1 bölü 2 çıktı. C şıkkı ve diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet, bu soru arkadaşlar güzel bir soru. Bir balon var. Balonun ucunda bir lastik hortum ve diğer ucunda da bir U borusu var. Balon suyun içerisine batırıldığı zaman buradaki su seviyesi aşağıya doğru inmekte arkadaşlar. Evet, bunu hem L hem de M kaplarında tekrarlanıyor. L kaplarındaki sıvı seviye yüksekliği ne kadardır arkadaşlar? 2H yüksekliğindedir. Eğer balonu bu aşağıya sarkıttığımızda balonun hacmi ne olacaktır? Daha da küçülecektir. Neden? Üstüne gelen basınçtan dolayı arkadaşlar. Balonun hacmi küçüldüğü zaman o halde bu şekilde yukarıya doğru ne gidecektir? Bir içerisindeki basınç, daha doğrusu gaz bu tarafa doğru hareket edecektir. Sonuçta sıvı seviye yüksekliğini arttıracaktır. O halde basıncın derinlikle doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki basınç aynı zamanda öz kütleyle doğru orantılıdır. Bu parametre de bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla sağ taraftaki şekilde yükseklikler aynı olmasına rağmen ne olmuştur arkadaşlar? Alkol kullanılmıştır. Alkolün öz kütlesi sudan daha düşük olduğu için burada farklı bir sıvı seviye yüksekliği göreceğiz. O halde hem derinlikte hem öz kütleyle orantılıdır. Peki yer çekimi ivmesine bağlı mıdır? Tabii ki bağlıdır ama hem K'da hem de L'de hem de M'de yer çekimi ivmesi hepsi için geçerlidir. Dolayısıyla bu aslında bir parametre olmaktan çıkmaktadır arkadaşlar. 1 ve 2'ye bağlıdır. Yani yanıtımız B seçeneğidir. Yer çekimi ivmesi çünkü hepsinde vardır arkadaşlar. Yanıtımız B. Evet, 9'a geçelim. Bu soruda arkadaşlar F1 kuvveti yukarıdaki sıvının ağırlığıyla dengelenmektedir. Sonuçta pistona biraz itilince hangi piston etkeden sıvı basıncı artacaktır? Sıvı yüksekliği artmadığı için F1'de dolayısıyla herhangi bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. 2 numaralı pistonda yani Y pistonunda yukarı doğru itildiğinde sıvı seviye yüksekliği pistona olan sıvı seviye yüksekliği düşecektir. Dolayısıyla sıvı basıncımız etki eden sıvı basıncı artmayacaktır. Bilakis azalacaktır. F3'ü yukarı doğru ittirdiğimizde dolayısıyla piston üzerindeki sıvı yüksekliği bir öncekinden daha fazla yüksekliğe kavuşacaktır. Çünkü yukarı doğru daralan bir kaptır. Dolayısıyla Z pistonunda sıvı basıncı artacaktır arkadaşlar. Yanıtımız B seçeneği diyorum ve son soruma geçiyorum arkadaşlar. Bu sorumuz arkadaşlar bir musluktan bir kaba akan su var ve sıvı basıncının zamana göre değişim grafiği hangisi olur diye soruluyor. Şimdi tek tek bakalım arkadaşlar. K noktasından yukarı doğru su seviyesi yükselme meydana getirirken ne olacaktır? Sıvı basıncımız düzgün doğrusal olarak artmayacaktır. Dolayısıyla A seçeneği değildir. B seçeneği de olamaz. Çünkü burada hızlı bir artış söz konusudur. Kap genişlediği için yavaş bir artış söz konusu olacaktır. Buradan itibaren artık su buraya dökülmektedir arkadaşlar. Bir müddet basınç sabit kalacaktır. Basınç sabit kaldıktan sonra su seviyesi bu seviyeye geldikten sonra artık kabımız yukarı doğru genişlemeyen, daralmayan, dik çıkan bir kaptır. Evet, bu noktadan itibaren yani H çizgisinden yukarı doğru çıkarken artık
doğrusal olarak basıncımız artacaktır arkadaşlar. Doğrusal olarak artacak diyen tek grafikte D seçeneğinde bulunmaktadır. Yanıtımız D'dir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Mutlaka izlemeyi unutmayın. İyi günler hepinize. Kolay gelsin.